Almanya'ya gelmeye karar verdim. Peki nerede yaşamalıyım? Almanya'nın hangi bölgesi daha güzel? Almanya'nın hangi bölgesi bana göre diyorsanız bu videoda ufak tefek bilgilerle size özet haliyle Almanya'nın nasıl bir yer olduğunu, Almanya'nın hangi bölgesinin nasıl bir yer olduğunu bunu size özet şekilde anlatacağım. Arkadaşlar Almanya yüz ölçümü olarak Türkiye'nin yarısından daha küçük olan bir ülke. Fakat Almanya'da 1000'den fazla şehir var. Türkiye'de biliyorsunuz 81 tane ilimiz var. Şimdi Almanya'da 1000'den fazla şehir olmasının sebebi şu. Türkiye'de bizim ilçe dediğimiz yere bunlar Almanya'da şehir diyorlar. Yani bunun adı şehir olarak geçiyor. Ve Almanya'da nüfusu 50 bin ile 150 bin arasında olan küçük diyebileceğimiz şehirlerden o kadar çok var ki inanamazsınız. Yani Almanya'da çok dağılmış bir nüfus var. Yani böyle büyük şehirlerde yoğunlaşılmış bir nüfus yok. Çok fazla dağılmış bir nüfus var. Bu Almanya'nın sadece batısında değil, doğusunda da bu şekilde arkadaşlar. Yani hemen hemen bütün Almanya'da çok fazla büyük şehir yok. Onun yerine küçük küçük şehirler var. Her tarafta küçük küçük şehirler var. Almanya'nın doğusu ile batısı arasında Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki kadar uçurum bir fark yok. Fakat hala belirgin farklar var. Çünkü biliyorsunuzdur 1990'a kadar Almanya iki ayrı yönetim tarafından yönetiliyordu. Doğu Almanya ve Batı Almanya vardı. Bunların farklarını hala bugün görebilirsiniz. Eyaletlerin endüstrisinde, ekonomisinde, yabancı nüfuslarında epey farklar var hala. Aynı şekilde gelişmişlik düzeyinde de epey eyaletler arasında farklar var. Ama bu kadar farklılığa rağmen ülke genelinde birçok standardize edilmiş, standart halde her yerde aynı olan birçok şey var. Yani mesela çöp ayrıştırma konusunda hemen hemen bütün Almanya'da aşağı yukarı aynı kurallar var diyebiliriz. Ufak tefek tabii ki farklılıklar olabilir ama Almanya'nın genelinde bir eşitlik, standardizasyon olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle mesela eyaletler arasındaki market fiyatlarında çok fazla bir fark göremezsiniz. Evet, kira fiyatları arasında çok farklar olabilir ama market fiyatları arasında çok fazla bir fark göremezsiniz. Market çeşitleri arasında çok fazla bir fark göremezsiniz. Yani Almanya'nın en ücra köşesinde bile hemen hemen bütün marketlere erişiminiz olur. Yani Almanya'da imkanların ve olanakların bütün ülke çapında düzenli ve dengeli bir şekilde dağıtılmış olduğunu söyleyebiliriz. Zamanında Batı Almanya'dan epey bir geri kalmış olan Doğu Almanya bölgesine bile epey büyük yatırımların yapıldığını, çok fazla gelecek planı yapıldığını söyleyebiliriz. Ve gelecekte Batı Almanya ile aşağı yukarı aynı standartlara erişmesi için epey politikalar üretildiğini söyleyebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar Almanya'da alım gücü en yüksek olan iki eyalet Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletleridir. Bu iki eyaletin biliyorsunuz İsviçre'ye de yakın, diğer ülkelere de çok yakın. Ulaşım konusunda da İtalya'ya gitmeniz vesaire. Bu iki eyalet gerçekten Almanya'nın refah seviyesi açısından en yüksek iki eyalet arkadaşlar. Onun dışında refah seviyesi yüksek olan şehir eyaletler var. Bunları nasıl kıyas yaparız bilemiyorum. Yani Hamburg tek başına bir eyalet, Bremen tek başına bir eyalet, Berlin tek başına bir eyalet. Yani bunların kıyaslamasını yapmak biraz zor o yüzden ama Bavyera Almanya'nın en büyük eyaleti ve gerçekten yani Bavyera'nın böyle kendi kültürü var, insanların böyle kendi aksanı var, Bavyera aksanı var. Hatta ve hatta Bavyera'nın kendine has bir ülke olduğunu, Almanya'dan ayrılması gerektiğini, ayrı bir ülke olması gerektiğini düşünen de birçok insan var. Endüstri, sanayi, kimya sektörü yine aynı şekilde Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde daha ileri seviyede diyebiliriz. Bu eyaletlerde biliyorsunuz Almanya'nın birçok araba markası var. Ama tabii ki siz Almanya öğrenci olarak geliyorsanız bu eyaletlerde yaşamanız sizin için çok da ekonomik olmayabilir. Özellikle büyük şehirlerinde çok fazla kira ödemeniz gerekir. Yani çalışmaya geliyorsanız ekonomik olarak çok fazla sıkıntı yaşamayacaksanız Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yaşayabilirsiniz. Buranın aynı şekilde doğası da çok güzeldir. Yani işte dağları vardır, gölleri vardır bol bol böyle doğası, havası falan da Almanya'nın diğer bölgelerine göre bence daha güzel. İnsanları hakkında arkadaşlar Baden-Württemberg ile ilgili bir genelleme yapamayacağım ama Bayern ile alakalı ben bazı genellemeler duyuyorum. Burada insanların tutucu olduğunu, kültürlerini üstün gördüklerini, Alman'dan çok Bavyeralı hissettiklerini vesaire bu tarz şeyleri çok duydum. Ve işte sağ partilere oy verme eğilimleri olduğunu, yabancıları çok fazla istemediklerini vesaire bu tarz şeyleri ben çok duyuyorum ama doğru mudur nedir bunu tartıp size bir açıklama yapacak seviyede de bilgim yok. Tabii ki ırkçılık maalesef Almanya'nın her yerinde yaşayabileceğiniz bir şey. Ama hem Baden-Württemberg hem de Bavyera eyaletinde gerçekten kiralar 1000 Euro'dan falan başlıyor arkadaşlar. Bu başlama fiyatı. Yani o yüzden buna hazırlıklı olarak gelin. Öğrenci olarak Almanya'ya geliyorum diyorsanız, ekonomik bir şekilde hayatımı devam ettirmek istiyorum diyorsanız Dortmund gibi bir şehri seçebilirsiniz arkadaşlar. Dortmund ve genel olarak NRW bölgesi yani Nordrhein-Westfalen bölgesi çok fazla yabancı nüfusuyla bilinir.
olabilir. Yani gerçekten Dortmund'da, Köln'de, bu bölgelerde çok fazla Türk'le karşılaşırsınız. Hatta buralarda Almanca öğrenmeniz birazcık zor olabilir. Çünkü gerçekten her taraf Türk arkadaşlar. Yine yakın bölgelerde Hessen eyaletinde Frankfurt var. Frankfurt ise arkadaşlar Almanya'nın ticaret şehridir. Yani böyle gökdelenlerin olduğu, işte şirketlerin olduğu, böyle business'ın olduğu yer Frankfurt'tür diyebiliriz. Frankfurt'ta da yine çok tehlikeli mahalleler, çok böyle güvenlik sorunu yaşanan bölgeler olduğunu duymuştum. Ama onun dışında tabii ki yine de yaşanılabilir bir yer. Eğer böyle işte İstanbul'u çok beğeniyorsanız, böyle gökdelenler gördükçe keyif alıyorsanız gerçekten Frankfurt'ta yaşayabilirsiniz. Onun dışında diğer şehirlerde gerçekten gökdelen görmek çok zor olabiliyor. Mesela Berlin'de çok az gökdelen var. Berlin'de İstanbul'a kıyasla çok 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 az gökdelen görebilirsiniz. NAV bölgesinde yine Düsseldorf gerçekten çok büyük bir şehir ve o bölgede gerçekten 4-5 tane şehir çok yan yanalar, yakınlar yani. Yani aynı bölgede arkadaşlar Düsseldorf, Wuppertal, Duisburg, Essen ve Dortmund şehirleri var. Yani bu bölgelerde atıyorum bir yerde yaşıyorsanız yakındaki bir şehirde çalışma imkanınız olabilir. Bu açıdan gerçekten çok işinize yarayabilir bu bölgelerde oturmak. Aynı şekilde dediğim gibi çok fazla Türk nüfusu var. Yabancılık çekmeyeceğiniz bölgeler. Yani özlediğiniz bir tadı bulmak istiyorsanız hemen bulabilirsiniz. Baklava mı yiyeceksiniz? Hemen yiyebilirsiniz. İskender mi yiyeceksiniz? Kokoreç mi yiyeceksiniz? Hemen yiyebilirsiniz yani. Tabii ki de endüstrisi, sanayisi gelişmiş olduğu için aynı şekilde Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde de yine çok fazla Türk nüfusu var. Benim etraftan duyduklarım kadarıyla arkadaşlar Almanya'da en fazla Türk nüfus yoğunluğunu görebileceğiniz yerler Köln ve Dortmund arkadaşlar. Şimdi Almanya'nın doğusu ve Berlin hakkında konuşalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Berlin Almanya'nın kuzeydoğu bölgesinde kalıyor. Zamanında aslında Doğu Almanya dediğimiz ülkenin tamamen içerisinde kalan bir yer Berlin. Ama Berlin'in batısı Batı Almanya'ya ait, doğusu Doğu Almanya'ya ait. O yüzden Berlin'in içerisinde de Almanya'da gördüğümüz bu Batı Doğu ayrımını görebiliyoruz. O açıdan yine Berlin alım gücü olsun, sanayisi olsun, her anlamda yine Doğu Almanya'nın en önde gelen şehri ve eyaleti arkadaşlar. Burası aynı şekilde bir eyalet. Doğu'da arkadaşlar genellikle Türk nüfus Berlin'de yoğunlaşmıştır. Onun dışındaki diğer şehirlerde çok fazla Türk nüfusla karşılaşamazsınız. Ve tabii ki de Berlin size Almanya'da İngilizce konuşarak yaşayabilme fırsatı tanıyabilen bir yer. Tabii ki de işte devlet dairesinde orada burada yine Almanca konuşmanız gerekecektir. Ama onun dışında günlük hayatta gerçekten tamamen İngilizce ile yaşayan Berlin'de çok fazla insan var. Ben tabii ki bunu tasvip etmiyorum ve tavsiye etmiyorum. Ama siz dersiniz ki benim hani Almanca öğrenmeye vaktim olmadı. Ben direkt işe kabul alıp buraya geldim. Zaten işte uluslararası bir şirkette çalışıyorum. Evet, yani bunu yapabilirsiniz ama uluslararası şirket sayısı gerçekten az. Ve yani Almanya'da yaşayacaksanız bence muhakkak Almanya'nın dilini öğrenmelisiniz. Ama tabii ki en fazla çevre yapabileceğiniz, en fazla yabancı arkadaş edinebileceğiniz yer kesinlikle Berlin arkadaşlar Almanya'da. Aynı şekilde öğrenciler için yine bir tık ekonomik, yani diğer büyük şehirlerle kıyaslarsak, Hamburg'la, Münih'le, Stuttgart'la, buralarla kıyaslarsak gerçekten Berlin'de yaşamak daha ekonomik. Berlin'de kiralar bu haliyle bile, evet çok pahalandı, çok zamlandı ama bu haliyle bile yine diğer büyük şehirlere göre çok ekonomik. Aynı şekilde arkadaşlar Saksonya eyaletinde de Leipzig şehri gerçekten yaşanılabilir öğrenci şehri olarak geçen bir yer. Eskiden tabii ki daha da ucuzdu kiralar. Şu andaki haliyle yine bile öğrenciler için hiç fena bir yer değil. Aynı şekilde yine yabancı nüfusu da yavaş yavaş artmış yani. Tabii ki de yine doğu bölgesinde olduğu için diğer eyaletler kadar çok fazla Türk nüfusuna sahip değil. Ama mesela işte çiğ köfte yemek istiyorsunuzdur, böyle herhangi bir şey yemek istiyorsunuzdur, yine Leipzig'te bunu bulabilirsiniz. Komagene falan var Leipzig'te yani. Leipzig şehri de son 15-20 yıl içerisinde gerçekten çok fazla yabancı göçü aldı. Tabii ki birazcık daha tutucular arkadaşlar doğu tarafta. Daha tutucular, daha milliyetçiler Almanlar ve bundan birazcık rahatsız oluyorlar. Yani yabancıların bu bölgelere de dağılmasından biraz rahatsız oluyorlar. Ama işin değişik bir yanı da Alman hükümeti aslında yabancıları Almanya'ya dengeli bir şekilde dağıtmak istiyor. O yüzden de gerçekten son yıllarda doğu bölgelerinde işte epey bir okul açıldı, epey yabancılar geldi, epey iş imkanları tanındı, epey işte endüstriler gelişti vesaire vesaire. Buraları gerçekten sıfırdan yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuzdur belki bir de Dresden şehri var. Dresden şehri zamanında böyle yani resmen hani toz duman olmuş bir şehir ve bu şehirdeki neredeyse her şeyi sıfırdan inşa ettiler. Yani işte çizimlerden, haritalardan bakarak olduğu gibi bu şehrin merkezini, Frauenkirche dedikleri kadınlar kilisesi de diye mi çevirebilirim bilmiyorum, orayı komple sıfırdan inşa ettiler. Yani böyle Almanya, Batı Almanya'nın ekonomisini kullanarak, buralardaki vergileri kullanarak Doğu Almanya'yı neredeyse sıfırdan inşa etti. Birçok Batı Almanyalı insan da bu konuyu gerçekten eleştiriyor. Yani bizim vergimizde neden işte oraları işte geliştiriyorsunuz, bize hizmet etmeniz lazım gibi.
Almanya'da da yine bu tarz problemler, bu tarz anlaşmazlıklar yaşanıyor. Ama tabii ki Alman hükümetinin genel politikası Almanya'daki doğudan batıya olan göçü önlemek. Yani hem Almanların doğudan batıya göçmesini engellemek istiyorlar, hem de Almanya'ya gelen yabancıların doğuda da bir yaşam sürmesini istiyorlar. O yüzden yani çok fazla yabancıyı hala Doğu Almanya'da görebilirsiniz. Doğu Almanya'yı ben başkalarına anlattığım zaman işte bana şey diyorlar. Aa işte onlar çok ırkçıdır, işte orası resmen AfD'nin böyle oy deposu falan filan diyorlar ama yine buraların sokaklarında, buraların küçük şehirlerinde dahi, yani 80 bin 90 bin nüfuslu şehirlerinde dahi gittiğiniz her yerde yabancılarla karşılaşıyorsunuz. Araplarla karşılaşıyorsunuz, Ukraynalılarla karşılaşıyorsunuz, Türklerle karşılaşıyorsunuz. Yani gerçekten Almanya'nın her yeri yabancı dolu. Yani Almanya'nın en az yabancı dolu olan yeri bile yabancı dolu ve belki de bilmiyorum sokakta daha çok belli oluyor yabancılar çünkü daha çok konuşuyorlar ya da daha çok sohbet etmeye çalışıyorlar, bilmiyorum. Yani ben Doğu Almanya'da yaşıyorum, böyle hani köy denebilecek kimsenin olmadığını düşündüğüm yerlere böyle gezmeye gittiğim zaman bile Ukraynaca duyuyorum. Almancadan çok Ukraynaca duyuyorum, böyle bir durumda arkadaşlar şu anda Almanya. Yine tabii ki Doğu eyaletleri yaşamak için, öğrenci için daha ekonomik, daha mantıklı ama tabii ki buralarda da çok fazla iş imkanları yok. Yani buralardan mezun olan insanlar yine Almanya'nın başka bölgelerine gidiyor. Evet buralar gelişti ama bir yabancı olarak buralarda iş bulabilmek daha zor olabiliyor. Ama şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Gerçekten Almanca öğrenmek istiyorsanız bu Doğu eyaletleri işte Saksonya, Saksonya-Anhalt, Brandenburg, Berlin gibi bölgeler veya işte Mecklenburg-Vorpommern gibi bölgeler gerçekten Almanca öğrenmeniz için size çok faydalı olacaktır. Çünkü burada zaten çoğu işinizi otomatik olarak Almanca halletmeniz gerekecektir. Yani siz İngilizce konuştuğunuzda size pek fazla yardım etmek istemeyeceklerdir. Ki bu Almanya'nın diğer eyaletlerinde de böyle ama burada gerçekten hani o Almancayı bilmenizin gerektiğini hissedeceksiniz. Yani gelir gelmez bunu fark edeceksiniz ve belki de eğer azminiz varsa da daha hızlı bir şekilde Almanca öğreneceksiniz. O yüzden Almanca öğrenmek istiyorsanız böyle bir yere gelebilirsiniz ilk aşamada. Büyük şehirler arasında biliyorsunuz sürekli kıyas döner. İşte Münih mi, Berlin mi, Hamburg mu kıyası sürekli döner. Hamburg açısından arkadaşlar şöyle diyorlar. İnsanları böyle işte çok modayı takip ediyormuş, çok güzel giyiniyorlarmış, böyle çok işte stil giyiniyorlarmış. İşte zaten mimarisi olsun, şehrin yapısı olsun biraz daha böyle şey güzel yani Berlin'e kıyasla falan. Aynı şekilde Münih de mesela çok estetik bir şehirdir. Gerçekten çok güzel bir şehirdir. İklim olarak farkları soruyorsanız arkadaşlar gerçekten Almanya'nın ne doğusuyla batısı arasında ne kuzeyiyle güneyi arasında öyle uçurum derecesinde bir iklim ve hava durumu farkı göremezsiniz. Fakat Berlin bölgesi mesela örnek veriyorum Münih bölgesine göre daha sıcak olur. Yani Münih'te karlı geçen günlerde Berlin'de yağmur yağabilir yani. Münih benim bildiğim Münih veya işte bu Bavyera, Baden-Württemberg kısımları biraz daha yükseltili bölgeler olduğu için benim bildiğim Almanya'nın diğer bölgelerine göre daha yağışlı, daha karlı geçiyor. Kuzey bölgesi hakkında çok bir şey bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama Berlin ve Doğu bölgesi arkadaşlar yazın mesela gerçekten pişiyorsunuz, inanılmaz sıcak oluyor. Yani evet hava 35 derece falan gösteriyor ama İstanbul'un 45 derecesi gibi falan hissediyorsunuz, şaka değil.